bir yaya bağlı kütlemiz var ve bu sistem tavana asılı. Kütleye hafif bir hareket verirsek salınmaya başlar değil mi? Şöyle aşağı yukarı aşağı yukarı salınır. Fakat eğer bunu çizmeye kalkarsak bütün bu çizimler birbirinin üstüne gelir. Ve ortaya çok karmaşık bir görüntü çıkar. O yüzden bunları silelim. Ha şöyle. Onun yerine kütlenin konumunu her bir saniyenin dörtte birinde gösteren şu çizime bakalım. Burası başlangıç noktası. 1 bölü 4 saniye. Sonra burada 1 bölü 4 saniye daha geçtiğinde de şurada. Burada sadece tek bir kütle var ve onun fotoğraflarını çekmişiz. Bir bir ardına sıralamışız. Eğer noktaları birleştirirsek bu kütlenin bulunduğu yüksekliğin grafiğini zamanın bir fonksiyonu olarak elde ederiz. İşte şu şekilde bir şey. Eğer bu yüksekliği grafikte y ekseni ve zamanı gösteren x ekseni üzerinde gösterirsek şöyle bir şey elde ederiz. Kütlemiz şöyle ortada başlar ve yukarı gider. Sonra aşağı geri gelir ve bu süreç tekrarlar. Bunun ne olduğunu biliyorsunuz. Bu bir sinüs grafiğine benziyor. Fakat bu noktada bir sorun var. Kütleyi ortada başlatıp yukarı doğru itmediğimizi varsayalım. Diyelim ki zaman eşittir sıfır noktasında kütleyi en yukarıda başlattık ve düşmeye bıraktık. Başka bir deyişle şunu yaptık kütleyi şöyle yukarıda burada başlatıyoruz ve sonra düşmeye bırakıyoruz. Noktaları birleştirince şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Bunu grafiğe girelim. Evet, şu şekilde bir grafik olacak. Yukarıda başlar, sonra aşağı iner, en alçak noktasına ulaşır ve tekrar yukarı gelir. Ve bu süreç sürekli tekrarlanır. Benim sorum şu. Bu grafikler aynı mı, farklı mı? Tabii ki birebir aynı değiller ama Hemen hemen her şey aynı. Mesela genlikler aynı. Denge konumunu olan uzaklık aynı. İşte genlik. Aynı zamanda salınımlar arasındaki süre yani periyot da aynı. Tek farklı şey grafiklerden birinin diğerine kıyasla kaymış olması. Hatta bunu bir kontrol edelim. Bakın yeşil grafiği yani ilk grafiği alırsam ve sola kaydırırsam aynı grafiği elde ederim. Hemen hemen tümüyle aynı iki şeyin yalnızca bir kayma mesafesi kadar birbirinden ayrıldığı ama aslında aynı olduğunu belirtmek için fizikçiler faz kelimesini kullanır. Yani bu osilatörler arasında faz farkı olduğunu söyleyebiliriz. Peki ne kadarlık bir fark? Bir tam döngü buradan başlar ve şuraya kadar uzanır. Bu iki grafikte ise o kadar fazla faz farkı yoktur. Sadece bu küçük miktar kadar kaymışlardır. Yani bir döngünün dörtte biri kadar. Yani diyebiliriz ki bu grafiklerde bir döngünün dörtte biri kadar faz farkı vardır. Veya birim çemberi düşünürsek biliyoruz ki bir döngünün dörtte biri 90 derece veya pi bölü 2'dir. İşte bu iki grafikte pi bölü 2 radyan veya 90 derece kadar bir faz farkına sahip. Öyleyse bu faz kavramını matematiksel olarak nasıl ifade edebiliriz? Eğer bu yeşil osilatör için bir denklem yazmayı deneseydik, diyelim t eşittir sıfırda yani şurada başladı, o zaman şunu yazabilirdik. Zamanın bir fonksiyonu olarak y yani zamanın bir fonksiyonu olarak bu osilatörün yüksekliği eşittir. Genlik çarpı kütle sıfırda başladığı için sinüs, çünkü biliyoruz ki t sıfıra eşit olduğu zaman sinüs sıfırda başlar. 2 pi bölü periyot çarpı gerçek zaman yani t. Bu küçük t değişkendir ve belirli bir andaki gerçek zamanı temsil eder. Bu denklemin gerçekten sonuç verdiğinden emin olalım. Eğer t eşittir 0 noktasına başlarsak ve t eşittir 0'ı buraya girersek, 0'ın sinüsü yine 0'dır. Dolayısıyla bütün burası 0 olur. Zaten bulmamız gereken değer de bu değerdir. Çünkü y değeri 0 t eşittir 0'dan başlamamız lazım. Daha sonra t biraz daha büyüdükçe denklemin bu iç kısmı da biraz büyür. Ufak bir pozitif sayının sinüsü olur. İşte bu nedenle grafik buradan yukarı doğru gider ve en sonunda tepe noktasına ulaşır. Peki ne zaman? Kütle bir döngünün dörtte birini tamamladığında. Hatırlayın, bir tam döngü buradaki tüm miktar. Öyleyse bir döngünün çeyreği sıfırdan genliğe ulaştığı zamandır ve bu da t eşittir periyot bölü 4 olduğunda gerçekleşir. Peki işlem yaptığımızda gerçekten bu sonucu elde ediyor muyuz? Evet ediyoruz çünkü bakın eğer küçük t'yi yani zaman değişkenini periyot bölü 4 şeklinde girersem 2 pi bölü periyot çarpı periyot bölü 4'ün sinüsünü elde ederim. Periyotlar birbirini götürür. Sonucu da yazarsak sin pi bölü 2 çıkar ve bu da 90 derecedir. 90 derecenin sinüsü veya pi bölü 2 radyanın sinüsü 1 eder. Sinüsün alabileceği en büyük değer budur. Buradaki 1 ile genliği çarparsak genlik yüksekliğinin değerini buluruz. Bu da osilatörümüzü mükemmel şekilde tanımlar. Çünkü belirli bir andaki yüksekliğin ne olduğunu gösterir. Evet, şimdi mor osilatörü tanımlamak için neyi değiştirmemiz gerekiyor onu bulalım. Diyebilirsiniz ki çok kolay. Bu sinüsü kosinüs yaparız olur biter. Evet, bizim durumumuzda bu gerçekten de doğru sonuç verir. Fakat bunu yapabileceğimizi bilmiyormuş gibi davranalım ve işi daha da zorlaştıralım. Diyelim ki buradaki faz farkı dörtte bir değil de dokuzda bir olsun. O zaman kosinüs işimize yaramaz. Bu dalganın ne kadar kayacağını ayarlamak için daha genel bir yönteme ihtiyacımız var. İşte tam da burada bir tür faz sabiti kullanmamız gerekiyor. Peki sabiti nereye koyacağız? Yeşil grafiği sola kaydırmak istiyoruz değil mi? O zaman bu denklemden bir değeri mi çıkarmalıyız? Çıkarma işlemi işe yaramaz çünkü tüm grafiği bulmuş olduğumuz yükseklik değerinden çıkarır. Böylece her seferinde elimizde sabit bir değer kalır. Bu yüzden bu durum grafiğimizi aşağı kaydırır. Eğer burada bir B değeri eklersek bu da çözüm getirmeyecektir. Bunun sonucunda grafik yukarı kayar. B değeri başka durumda işe yarar ama grafiği sağ ya da sola kaydırmaz. Sağ ya da sola kaydırmak için yapmamız gereken şey buradaki sinüs kısmına bir sabit eklemektir. Yani mor osilatörü tanımlamak istediğimizde zamanın bir fonksiyonu olarak y'nin aynı genliğe eşit olduğunu söyleriz. Tekrar sinüsü kullanalım. 2 pi bölü periyot çarpı zaman ve sonra işte buraya faz sabiti geliyor. Faz sabitini denkleme ekliyoruz. Aklınıza çıkarma yapmak gelebilir çünkü sola gitmesini istiyoruz. Ama denkleme faz sabiti eklemek grafiği sola kaydırır. Bu ilk duyduğumda bana mantıksız geldi ve soru çözerken hatırlamakta çok zorlandım. Nasıl olur da bir faz sabitinin eklenmesi grafiği sola kaydırır diye merak ediyorsanız izleyin. Şimdi bu denklemi alalım ve oraya faz sabiti için kullandığımız fi'yi girmek yerine başka bir değer koyalım. Fi'nin bu durumda ne olması gerektiğini biliyoruz. Bir döngünün çeyreği. Bir sünüs grafiği için de bir döngünün çeyreği 1 bölü 2'dir. Evet, fi yerine bunu koyduk. Bakalım bu sonuç verecek mi? t eşittir 0 olduğunda sonuç 0 olmuştu. Ki bu istediğimiz bir şeydi. Fakat şimdi mor grafik için maksimum bir değerde başlatmamız gerekiyor. Yani t eşittir sıfırda buradaki tüm miktar 0 olur ve elimizde pi bölü 2'nin sinüsü kalır ki bu da 1 eder. Bu değer maksimum değerdir. Öyleyse 1 çarpı genlik bize istediğimiz genliği verecektir. Biz genlikte başlayan bir grafik istiyoruz ve bu sadece kosinüs olmaktan çok daha mantıklı. Çünkü şimdi bu faz kayması pi bölü 4, pi bölü 9 veya pi bölü 27 bile olsa sinüs veya kosinüsü kullanarak grafikleri istediğimiz kadar kaydırabiliriz. Evet, faz sabit eklemek grafiği sola kaydırır, çıkarmak sağa kaydırır ve faz sabiti ne kadar büyükse grafik o kadar çok kayar. Aslında 2 pi'den daha fazla kaydırmanız hiç gerekmeyecek. Çünkü 2 pi kaydırdıktan sonra yine aynı şekli elde edersiniz buradaki sabit değer bizim durumumuzda pi bölü 2 ve denklemimizde şöyle. Bir osilatörümüz var ve belirli bir genliği var. Sinüs veya kosinüs alıyoruz ve bir faz sabiti koyuyoruz. Bu faz sabiti bu osilatörün sağa veya sola ne kadar kayacağını belirler. Ancak burada dikkatli olmanızı söylemeliyim. Fizikçiler burada özensiz davranabilir ve pek çok şey için aynı kelimeyi kullanabilir. Faz kelimesi bazen yalnızca buradaki sabit değerli kısım için kullanılır. Bazen de şuradaki her şey yani sinüsünüze aldığımız tüm terim kastedilir. Çünkü gerçek döngüde nerede bulunduğumuzu bu terim belirler. Ayrıca bu kavramlar yay ucundaki kütleye hemen uygulanamazlar. Denkleme bir dalga için yazabilirsiniz. Bu arada burada sadece zaman için değil, alan için de fazladan bir terim var. En sonda da küçük sabit bir değer var faz sabiti. Özetleyecek olursak, iki osilatörün veya dalganın birbirine göre nasıl kaydığını tanımlamamıza yarayan kavram faz kavramıdır. Ve yay ucundaki bu kütlede gördüğümüz gibi bu tür özelliklerin hepsini açıklayabilmemize olanak verir.